Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün bakalım kazlarımız, yani vivlerimizi dışarı çıkarttırdık. Şu anda ikindi ezanı okunuyor. Bunlar biraz dışarıda duracaklar. Ondan sonra geri yerlerine katacağız. Sonra da annemle beraber ineklere bakacağız. Annem de su getirelim diye içeri, yani dama gitti, su getirip gelecek. Damba tabi her daim yemleri, suları vardı da burada da içsinler diye. Havalar kaç gündür hem yağmurlu hem de soğuk. Bu yüzden vivileri dışarı şöyle bir hani gütmek için bir türlü çıkartamadık. Bugün de zaten çok burada dışarıda durmayacaklar. Ben gidiyorum sizlere daha yakından göstermek için. Onlar da benden korktukları için gidiyorlar. Şu dışarıdaki de babaannemin kızı. Onun da erkek kızı olması lazım. Bizim değil. Karen, sen bunları götürdü bak. Tabi burada ben olurum ben. Yerlerini saman talaş atın gelen. Şurada da su içsinler. Bu sulu kapları, bunlar yeri. Böyle sabah akşam ben bunları iki tane var. Dolduru dolduru veriyor. Artık yani küçükler olmuyor. Bunların büyük sulukları var. İlk çıkan vivler kendini gösteriyor. Şöyle yakından da belli oluyorlar onlar. Büyüdükleri. Kazlarımız hani alacalı olduğu için yani yerlerden de pek sarı olan yok. Babaannem kaz da dışarıda bekliyor. Kendi yavruları gibi sanki. Normalde dışarıda çok duracak olsalar da erkek kaz bunları beklerdi de bugün o yok. Erkek kaz normalde bunlardan ayrı duruyor Damba, çünkü vivleri döver. Bu yüzden anneleriyle beraber kalıyorlar bunlar. Zaten size de videolarda göstermiştik. Minoş, ne oldu, sen de mi geldin? Dediğimiz gibi hava güzel olsaydı bunlar dışarıda teybi durarlardı burada. Zamanla da çaya da çıkarmaya başladık da. Hava güzel değil, esiyor şu an. Şöyle soluklarını biraz daha yaklaştırayım olmadı. Ya da kapıya doğru gitmesi nerede? Ben bunları şu tarafa doğru çevireyim. Şimdi bir tane kapıdan çıkar. Ondan sonra buralar karışır işte. Senin yavruların değil bunlar. Git. Babaannemin de gördüğünüz gibi erkek kız dışarı. Onların da yine yavruları damda. Onun da iki kızından 23 tane yavru çıktı. Gayet iyi. Bir tanesi 12 tane yavru çıkardı. Bir tanesi 10. Bizim de bu arada toplamda 25 tane vivimiz var. 3 kazın çıkardı. İlk kaz kurttan 3 tane vivi çıkarmıştı. O biraz az çıkardı, olsun. Nasip böyleymiş onun da. Eğer o fazla biraz daha çıksaydı 30'u bulurdu da. İşte toplamda 25 oldu bakalım. Tamam ya, sen de vivilerine iyi bakıyorsun, anladık. Atlarına talaş açacak. Gelir zaten birazdan. Ondan sonra geri dama girecekler. Bugün olmaz. Şöyle sürelim bakalım yerleri suya doğru. Farkındaysanız sadece bir tane susuyor. Fena bu kaz. Ben
bunlar. Ben su çiçekler diye seviniyorum. Hadi. Hadi birinin biri inşallah'tan. Efendim. Ne yapalım, biraz daha bekleyelim mi? Hayır, hava soğuk. Pişmesin ha. Soğuklar mı oluyor? Sen var ya, şeye geç Kerem. Şey tarafa geç. Alt tarafa geç. Hayır, önden gideyim o zaman. Bir şey yapmayacağım. Orada da suları var. Şöyle annem tabaşını dökmüş bolca. İki ayrı da yemlik var. Bunları oldu mu? Dökem diyorum. Korkuyorlar. Yivilen üstüne çıkıyor. Büyük küçük gazlı anaçlar. Doğru. Atları sürekli olduğu için ıslanıyor. Böyle talaşından, samandan alttan atıyoruz galiba 2 günde bir. İşte talaşı bu yüzden alıyoruz. İyi oluyor. O yivilen altına o kadar şey olmuyor da yine buzağlığa da sayılıyor. Evet. Şimdi biz artık bakalım annemin ineklere bakacağız beraber. Ondan sonra her zamanki yukarı çıkıp yemek hazırlayacağız. Ördekleri gösterem. Gösterem. Şunu da su katması iyi oluyor, küçük kapları hemen doldurur. Şeyi çıkarmışsın ya sepkiline. Ha, ucuna çıkarıverdim. Sen açıver anne de. Onlar da burada çünkü gaz kabillenmedi. Kurt tavuktu, öldü. Bunlar anasız kaldı. Zaten kendi alanları, bunları asla bakmaz. Burada gece gündüz lambanın altında bunlar böyle duruyorlar. Oradaki çuval düşmüş. Alayım ben onu kenara yerine koyayım. Ay yavrum şuna bakın be. Büyümüşler görmeyle. Şuraya da yemleri sularını koyduk ki. Altlarında talaş bir tarafta, evet, da yine yem var. Şurada da var. Ondan rahatı bir de yok işte. Şuraya annem bu tarafı geldi. O çuval köşedeydi. Borunun altındaydı. Onu birazdan, evet, dayayayım ben. Öyle yap. Keşke yanımıza doğru gelseler. Nereye girdi kardeşler? Nereye girdi? Binler şuradan çıkar ama. Sen çıkar o zaman. Binler şuraya gel. Çık dedi. Çık çık. Allah. Özlediniz mi beni? Şşt. Bunlar bizi unutmuşlar anne ya. Ne olacaktı onlar galiba. Alıştılar su içmeye, yem yemeye. Tamam. Şimdi mallara geleceğiz galiba. Şimdi her zamandaki gibi yukarı çıktık biz. Şöyle iftarı, akşam yemeğine hazırlığı başladık. Bu arada saat 7:10 geçiyordur. Tahminen yakalayabildin mi saat kardeler? Göremiyorum maalesef şu an. Bugün yemeğimizde tarhana çorbası pişirmeyeceğiz. Çorba neydi? Hem ana yemek mi diyelim, ne diyelim dersek tutmaç. Yani orma çorbası. Bunu biz böyle makarna erişte kıyakını böyle küçük küçük çentik. Sağ olsun bizim Merve yaptı bunları böyle. Dolaptan da fasulye çıkardım. Böyle koydum nohudundan fasulye azar azar. Tutmacık içine katayım diye. Ay salça aldın mı? Onu şöyle bir unuturum. Burada da hindi kıyması var. Onu kavuracağız. Şöyle sırf hindi kıyması. İçinde büyükbaş hayvan etinden yok. Bunu da domatesli, soğanlı, biberli bunu da halledeceğiz. Yanında insan hali oruç olunca canım istiyor. Bir de çılgır yapacağım ben. Hemen 2 yumurtadan. Şimdi bu kavrulsun, kavrulu boysun. Şunu da göstereyim size. Dün tarhanalı köfte yaptık ya, yeniden tarhana. Bugün yine tarhanalı köfte yapacağız yemeğin yanına. Sıcağıyla güzel oluyor. Ha, gerçekten güzel oldu. Düğün getirdim ben tarhana. Sobanın yanındaki de sıcak suyunu getirdik. Bunun en çok içine yakışan tutmacık olma çorbanın, ondan sonra topalan içine turşumuz, turşumuz da var değil mi sahiye? Şey, turşu, var canım. Tamam var. Turşu. Dairim bitti. Nasip olursa unutmazsam pazara gittiğimde bir cize alacağım. İçine katsam iyi olurdu ama yok. Kavrulak olsun, aman kaynayamıyorsun. Tuvali nereye buldu gün kaynayın dündeki tuvalette? Yukarıdaydı. Yukarıda mıydı? Şöyle annem dolcuk yapmış, onu size göstereyim. Süsün diye burada duruyor, bakalım. Şöyle ineğin bir tanesini dindiriyorum ben artık. Onun için kestirdim. Biraz şöyle suyu aksın diye ilistiri koydum. Bu şekilde. Bu da böyle dursun.
Bir de maruz salatası yapacağız. Akşam yemeğinde kardelenle ikimiz her zamandaki gibi. İkimiz yani genelde iftarı kardelenle ikimiz açıyor. Abim bugün de geç gelecekmiş. Ya onun için ikimiziz. Şimdi biz tavayı da ayarlayalım. En son galiba topun patlamasını yakın. 2-3 dakika kala çılbırı da yapacaksın. Tabii ki kardelen sevmiyor. Sadece ben kendime ait. O yemosu illerden yemeceğim. Çılbırı şey yapacağım mı? İyi işte. Yapacağım. Yiyecek mi? Onu göreyim. Yok ben yemeyeceğim. Bana şey var ya, köfteden de var. He ondan. Şunu tuzunu katlamazdık. Tuz katayım ben bunun içine. Onun altını kıstım mı ben? Normalde. Ne şöyle, çok salık ne de kısık. Domates salçası kattığım için hemen azıcık kattım. Üzerine en son üzerine bu çorbayı sofraya oturduktan sonra şey yapacağım, tereyağı dökeceğim. Bu sasılığı gitsin, gayneye bulacak. Boğazımı küçük tuttu ya. Şöyle biraz sabaha kadar tabii ki biraz yumuşamış. Yumuşadığı daha iyi hem kızarma yönden. Dün kardelenle ben bunu gece bir kattım. Baktım ki 2-3 kalmış. İnan ki hemen onu da öldürüverim ben kendim. Bir tane kalmış. Oğlum abi hiç yemedi kardelen değil mi? Yemedi. İşten geldi. Geldi garibim. Ana ne var yemekte? Oğlum dedim bak. Tarhanalı köfte dedim. Ondan sonra galan yeşil fasulye var dedim. Yumurta falan dedim. Allah'ım diyor, beni acımasınız diyor, beni şey etmiyorsunuz diyor, kendiniz de oruçsunuz diyor, kendinize de şöyle bir özen gösterin diyor. Ya öyle mi diyor? He, kendinize de özen gösterin, et gibi. Oğlum dedim, bak tarhanalı köfte güzel olur dedim. Kaç yumurta çakaladın seninle? 3. Yani kabak köfte, aman tarhanalı köfteden yemedi. Biz kardelenden yedik. Mesela akşam yemeğinde diyelim ki et olsun, köfte olsun, o gün abim tok gelir, yemez. Yemek olmadığı günde böyle pratik yaptığımız bir şey dedi muhakkak aşk gelir. O erkek kısmı bunu şey zannediyor. Hani bu tarhanalı köfte yaptık ya dün iftara. Basit bir şey zannediyorlar. Ama nereye basit? Bunu özel ben robottan çektim yaptım. Aynen tadı da hem çok güzel. Şöyle yani tadı güzel olmasa ertesi gün tekrar yapar mıyız? Yapmayız. Mesela bunun içine maya katsaydık, maya derken ben maya katmam. Eski kuru tarhanadan kattıktan sonra mayalanır. Ekşir yani gelişir. Bu hava soğuk olduğu için yazın olsa tabii ki fışna. Dadı olmaz ertesi güne. Peki yarın da yaparız. Ondan sonra korum ben bu kenarı dolabın içine. Bugün anne tusmaş çorbası demeseydi ben tarhana çorbası yapalım diyecektim. Bundan işte. Tusmaş şimdi daha ağırlık bastı bize bugünlük. Onu hem yaptık. Çorba yerine her şey olsun. Evet. Hem çorba şimdi olarak geçiyor değil mi bu? Hı hı. Adı şimdi, işte çorba doğru. Şöyle tutmaçların o makarnanın gırıklarını katıyorum içine. Çıkaşık unundu değil mi kardelen? Herhalde. Şöyle kıvamına bakalım. O zaten alır. Bir kuş daha katayım ben kardelen onlarla dur. Göz nasıl geldi? Geç bakalım. Bunlar da kızlar gibi çok güzel görünüyorlar ya. Değil mi babadalaba? Biz anne kıymaya domates, biber falan doğrayacağız değil mi? Doğrayacağız. Hiç ayarlamadık onları, aklıma gelmedi. Doğru evet. İki tane içine gitti bu. Makarnanın içine. Aa şuraya bir şey olmaz özüne bak. Bir şey olmaz yani küçük bir parça bir şey ne olacak? Maşa makinenin içinde miydi? Evet. Onu şey verir değil mi? Şimdi o gayneyi bulsun. Azıcık daha dursun. Ondan sonra fasulyesini katacaksın içine. Ya da kat verin ikisi bir şey bulsun. Şöyle biz çorbalı bir şey yapalım derken bizim tarhanalı köftelerimiz yanacak. Koyacağım bir daha. Hı-hı. Getir. Koyalım. Et pişken yeriz ya. Zebim oluyor en gücü. Boğaza gidiyor. Havalar da güzel olsa galiba evlerimizde o ineklerin gezindiği yeri çıkarız. Durumu gören çayıra da çıkarız. Ama havalar soğuk. Mecbur talaştan veren derken dışa çıkardık galiba.
ördekler de, ayazı onlar da anasız bastı öyle duruyorlar. Kabilenmiyorlar çünkü. Maşallah 10 gün daha bir geçtim onlar. Birden kopuşlanıverirler. Yetim kaldı yavrularım. Ama onları rahatsız ediyor ya. Şöyle bakınız. Bu da tabii ki koyulacak. Dediğim gibi daire oluvereydi içinde. Çok harika olacaktı de ama yok işte. Var mı tabağın? Ha varmış. Ben leğenden göremedim. Niye? Tabak. Ha tabağım var. Hazırladım ben onu. Bunu da galanı küçük piçtiğin içine katan da kardan dolabı koy verem gari tarım. Şurada hem ekşisi bir araba teze tarım olarak pişiriveriz. Hemen 5 dakikada kardelen soğanı doğrasıya kadar domatesi doğradı ama ben biberi acele ettiğim için onu yetiştiremedi tabii ki. Bak köfteleri kızarttım. 2 tava diyeyim 2 tava olmuştu. Evet 2 tava oldu. Çok evet. Güzel görünüyorlar. Duruma göre yarın bir daha edersek ederiz. Etmezsek dolabı koyarız. Ramazan almasaydı sabah kahvaltısında güzel olurduk da. Hı hı. Öyle de iyi olurdu. Şöyle soğanı da, içini soğanı önceden kattıydık. Evet. Şimdi domates bir parçası kaldı anne doğranacak. En sonunda galiba içine kırmızı pul biberini katırız. Tuzunu katarız. Bu şekilde bu az daha bir kavrulsun. Şu yemeğimizde bakalım. Onun da şu, şuydu değil mi? Şöyle. Bakınız. Oğmaş çorbamız da, dutmacımız da hazır. Bunu zobanın üzerine koyalım. Galam gal artık. Bu da tamam. Bir en son. Biraz önce söylediği gibi ha, tereyağı koyulacak üzerine. Ha, üzerine onu da ayarlarız. En son bir şey kaldı galiba. Çılbır. Çılbır halledeceğiz. Tuzunu kattım. Kırmızı pul biber kattım içine. Domates. Ondan sonra biber. Soğan. Onlar tamam. Çünkü çok yağ fazla katmadım. İndirdiğimiz çok yağı da fazla da götürmüyor diyor da. Onun için yağlı olmasın diye. Bu da tamam. Bu da kaç hazır. Dakika var anne bakmış mıydın? Bakmadım. Ben zobanın ağzının üstünde açtım. Sofra bezini serdim geldim. Bunu zobanın üzerine koyacağız. Tereyağını da hazırladım. Şey için. Çorbanın çılbır. Üzerine sos için. Bir de çılbır için için. Kardelen de salatayı hazırlamış. Küçük bir kase katalım. Koyacağız en iyi mi koyacağız? Yok. Normal sizinle yeriz. Onu da neden? Değil mi? Sığar değil mi bizi? Alır o. He alır alır. O zaman onu küçük bir kaseye katalım da salatayı kardeler. Diğerlerini katılır madem anne. Aç. İki misiniz kardelen? Bu olsun bu. Kardelen işaret ediyor bana. Bunu katma diye. Ya gerçekten bu tabakla salata yemesini sevmiyorum. Böyle hiç olmaz. Çatalla bir denen arasında boy getiriyor. Yer katlayacak kardelen. Sofra küçük değil dedim. Onun için. Ha bak. Bilmiyorum. Tamam. Şu vazgeçilmez turşum. Gece kakıp kakıp suyunu içiyorum. Tabii ki sahurdan öncesi. Evet biz biraz artık şey kaldı. Kalan yani. He, turşudan söyleyemedim. Suyu zaten gittiğim fosasının şeysi anlamıyor. Yemeği de götürem. Hazır sayılanır böyle. Şimdi bir yandan sos için, çılgırım için tereyağını koydum. Bu arada kardelen sizleri ezeni dinletecek. Gurbetteki olanlarımız için. Allah razı olsun. Sizler de diyorsunuz ki ezeni dinledik diye. Kardeşim yumurtalar küçük tane. Az mı geldi gözüne? Şöyle bir tane daha küçük yumurta alacağım. Ne kadar deseniz köy yumurtasını. Şöyle benek oluyor. Onu biçtikten sonra üzerinden alıverim. İşte orada ne diyor? Zaten yapacak bir şey yok. Doğru. Tuzuna kattıydın değil mi? Katmıştım suydan sonra. Sen değil mi bana diyorsun ki yer almayacak. Tabak şey sistemi soruyor. Şöyle pişmesi lazım. İyicelim onu. Kızardı mı? O şey oldu da azıcık daha şöyle yemiyor gibi olsun. İçine biraz kırmızı pul biber kattım.
Bu arada da şurada da tereyağımız var. Onu da buraya alacağım şimdi. Heh. İçine katıverdim. Şimdi büyük tavuğa içinde yağ kaybı olacak. Bunu da çorbanın üzerine katayım diye onu da hazırladım. Aslında bu çılbırın üzerine bunu koyduktan sonra sarımsaklı yoğurt onun üzerine sosu yapacak. Ama şimdi sofraya yoğurt koyacağız mı? Koymayalım değil mi? Turşu var. Senin turşun var. Başka yiyen olmaz zaten yoğurt sofrada. Azıcık daha pişmesini istiyorum ben şöyle bunun. Şöyle ideal çok da pişmesini istemiyorum yani. Bak çoğu pişmiş, şu pişmemiş. Geçenlerde bayağı oldu. Ördek yumurtası yaptıydık. O katiyen pişiremedik değil mi kardeler? Evet. Bakın sarısı geçmişti değil mi? Öyle olmuştu. Ezene kadar kaldı hani? 8 dakika, 7 dakika o civardadır. Böyle de iyi oluyor kaç gündür. İneklerden çıktıktan sonra yemek yapıyoruz. Değil mi? Dün tarnaya da böyle şey oldu. Genellikle zaten yapılacak erken yapılacak. Yemi erkenden yapıyoruz. Geç yapılacak zaten. Dur. Bunu ben hafif lafadan gibi yaptım ki bana hem diye. Şöyle hafif bunu kapatalım. Hafif de suyundan katacaksın ki suyu zaten temiz yumurta sadece. Kabına falan konmadı. Tersine geldi değil mi? Ha? Dur. Pul biberine kaldı tavada. Cizirmeyin diye şey diyorsun da bacım. Şey var ya bizim 3 kalta kaşıklar. Onlardan sonra şunlardan bir daha alayım kardeşim. Unutma. Kaç taneydi bu? 6 mıydı? 6 tanesi 10 milyondu. Çok iyi bence. Aa böyle bir küçük yaparken çemer falan ederken şu tavaları dizmemek için birebir. O da tamam. Şimdi balkona çıktım. Ezanın da 1-2 dakikası vardır. Belki daha azdır artık. Minnoş. Ne oldu? Çıkabilecek misin sen buraya? Ha, çıkar mısın? Minnoş'umuzun da hamile oldu artık. Bayağı belli karnı büyüdü. Şimdi caminin ışıkları yanar bakalım. Evet hazır Allah. Allah'ım artık herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin. İyi akşamlar Cumhur abi. Kollar sıvı yaz ekmek yiyeceğiz ya sabahtan beri ne dur töbe töbe dur sabahtan beri sahurdan beri diyeceğim he bir de millet yanlış anla.
Bismillahirrahmanirrahim. Kardelenlerinden beri sen ezen dinlese kadar ben ne ettim biliyor musun? Ne yaptın? Sineği getirenler yine erik döküldü yani turşu sırsalanı sırsalana. Tekrar mı? Gazeteyle. Aman. Soputtum go. Açtık bir elini vurdu. Peçete mi diyecek mi? Peçeteyle sildim. Şimdi çorbada ilk önce çok güzel görünüyor şöyle bakalım. Çorbadan başlayalım. Dediğim gibi içinde daire gurusu olaydı. Gebeni gidecekti temelle ama bunda böyle eksik gözüküyor. Ya. Ne bileyim ona alışmışız. İçinde böyle bir boyut kara renk ya. Hem ikisini tat verici için. Ha, yarına bak bizim çorba çeşidimiz çıktı yine kardeşler. Yapmayız. Muhakkak aynı gün bitiremiyoruz. Biraz çoğa kaçıyor elim. Şunu şeye bakacağız. Valla babam bakalım sofraya sıvamaz abimiz. İkimiz kendi sıvamaz. Nasıl ediyoruz bilmiyorum ben. Tepsimiz de ya. Çok küçük de değil. Diyeceğiniz ki Peran kıyma ak. Gerçekten ak. Neden? Hindi kıyması bu. Büyükbaş hayvan kıyması değil. Biz her sene böyle ettiğimiz için güzel oluyor. Alışmışız. Yani koyun olsun, büyükbaş hayvan olsundan daha bir lezzetli geliyor bize. Nasip olursa galiba hala da ya girecek ayda bir daha hindi yavru yıkanı alıyoruz biz onları günlük yine. Bu sene tanesi 25'miş. 5 ayda bakıyoruz onlara. Maşallah yine 15 kilo falan geliyorlar. Tabii ki yemin yiyişine göre bakışını göre oluyor. Erkek çıkarsa hindi daha bir şans oluyoruz. Tabii, çünkü erkekler daha iyi oluyor. 4 kilo fark ediyor onlardan. Sen bir de 2 mi aldırdın diyecektim? Yok 1. 1. Bugün iki kişiyiz diye bir tane dedik Çumur abiye. Sağ olsun bu da fidemizi alıyor. Allah razı olsun. Ne şöyle kaldı? De. Ha tereyağı kaldı geriye. Soğumuş bana biraz da. Olsa yeter anne. Yeter mi sana? Hı, yeter. Ben öyle çok aramam. Annem de çılgır güzel görünüyor pul biberle. Bunu var ya böyle bancin şeyinle falan. Marulun içinde falan salatada hepsi. Her zamandaki gibi videonun sonunu çekeceğiz galiba. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.